Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu adjektif endungen, partizip präsens, partizip perfekt. Evet, biraz böyle kompleks gibi gözükse de, zor gibi gözükse de arkadaşlar, çok çok kolay. Adjektif endungen, bundan kasıt arkadaşlar, sıfatların sonlandırıcıları demek arkadaşlar. Bunları iki zamanda inceliyor olacağız. Partizip präsens, yani şimdiki zaman. Partizip perfect, yani perfect zaman. Güzel Türkçemizde bu neye denk geliyordu? Dili geçmiş zamanı geliyordu. Öncelikle partizip präsens ile başlayalım. Der Zug kommt an. Evet, der Zug, tren demek arkadaşlar. Ankommen, ayrılabilir fiili, varmak demek. Dolayısıyla tren varıyor, tren geliyor derken der Zug kommt an. Şimdi arkadaşlar, ben bunu varmakta olan tren diyecek olursam ne yapıyorum? Şimdiki zamanda gelmekte olan, varmakta olan tren diyecek olursam çok kolay. Ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki ankommen'i sonlandırıcı olarak de'yi getiriyorum. Yani varmakta olan tren diyecek olursam bu sefer ne diyeceğim? Der ankommende Zug diyeceğim. Demek ki varmakta olan tren derken ne yapıyorum? Mastar haldeki ankommen'i getiriyorum. Sonra de'ye getiriyorum. Der ankommende Zug diyorum. Ist langsam, langsam, yavaş. Dolayısıyla varmakta olan tren yavaş derken der ankommende Zug ist langsam demiş oluyorum. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Das Kind malt ein Bild. Das Kind, çocuk. Malen neydi? Boyama yapmak demekti. Das Bild, resim demek. Dolayısıyla çocuk resim boyuyor diyecek olursak demek ki das Kind malt ein Bild. Şimdi boyama yapmakta olan çocuk ya da boyama yapan çocuk anlamına gelen malen'i dikkate alıyorum. Sonlandırıcı olarak ne yapıyorum arkadaşlar? De'yi getiriyorum. Yani boyama yapan çocuk derken das malende Kind diyorum. Demek ki ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Malt, yalın hali ya da mastar hali neydi? Malen. Dolayısıyla malende demiş oluyorum. Das malende Kind ist 5 Jahre alt. Kaç yaşındaymış? 5 yaşındaymış. Dolayısıyla boyama yapmakta olan çocuk 5 yaşında derken das malende Kind ist 5 Jahre alt demiş oluyorum. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar das Wasser kocht. Evet, das Wasser su demekti. Kochen tek başına neydi arkadaşlar? Pişmek demekti. Ancak güzel Türkçemizde biz pişmek demeyiz. Ne deriz? Kaynamak deriz, öyle değil mi? Dolayısıyla su kaynıyor derken das Wasser kocht derim. Şimdi kaynayan su diyecek olursam ne yapacağım arkadaşlar? Bunu kocht, yalın halde kochen, dolayısıyla das kochende Wasser diyeceğim. Yani kaynayan su, das kochende Wasser ist sehr heiß. Heiß neydi? Sıcak, çok sıcak derken sehr heiß demiş oluyorum. Dolayısıyla das kochende Wasser ist sehr heiß demiş oluyorum. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar der Arzt operiert den Patienten. Evet, der Arzt neydi arkadaşlar? Doktor demekti. Operieren, ameliyat etmek demek. Der Patient neydi arkadaşlar? Hasta, hastayı diyecek olursak den Patienten demem gerekiyor. Dolayısıyla doktor hastayı ne yapıyor? Ameliyat ediyor derken der Arzt operiert den Patienten. Şimdi diyeceğim ki ameliyat etmekte olan doktor. Ne olacak arkadaşlar bu? Operiert, yalın halde neydi? Operieren. Dolayısıyla ne yapıyorum arkadaşlar? Çok kolay. De'yi getiriyorum. Ve ne diyorum? Der operierende Arzt. Der operierende Arzt. Yani ameliyat etmekte olan doktor. Yani o işlemi yapan doktor anlamında. Kommt aus Baku. Evet. Nereden geliyormuş bu ameliyat yapmakta olan doktor? Bakü'den geliyormuş. Dolayısıyla der operierende Arzt kommt aus Baku demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuzu doğru telaffuzuyla tekrar edelim arkadaşlar. Der Zug kommt an. Der Zug kommt an. Der ankommende Zug ist langsam.
Der ankommende Zug ist langsam. Das Kind malt ein Bild. Das Kind malt ein Bild. Das malende Kind ist 5 Jahre alt. Das malende Kind ist 5 Jahre alt. Das Wasser kocht. Das Wasser kocht. Das kochende Wasser ist sehr heiß. Das kochende Wasser ist sehr heiß. Der Arzt operiert den Patienten. Der Arzt operiert den Patienten. Der operierende Arzt kommt aus Baku. Der operierende Arzt kommt aus Baku. Şimdi arkadaşlar adjektivendungen im Partizip Perfekt. Yani Partizip Perfekt'teki durumu nedir? Bunu bir inceleyelim. Der Zug ist angekommen. Evet, bakın burada arkadaşlar ankommen fiili varmak demekti. Der Zug, tren. Yılın halde aynı zamanda ayrılabilir olan ankommen fiilini görüyoruz arkadaşlar. Varmak, gelmek diyecek olursak geçmiş zamanda yani perfect zamanda ist angekommen demiş oluyoruz. Perfektlikle ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili dersimizi mutlaka izlesinler arkadaşlar. Demek ki tren vardı derken der Zug ist angekommen demiş oluyorum. Şimdi varmış olan tren diyeceğim. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Ankommen'i angekommen şeklinde çevirmiştik. Sonuna sadece e'yi getiriyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Varan tren yani varmış olan tren. Yani bu aksiyon, bu olay çoktan bitmiş. Gelmiş olan tren diyecek olursak der angekommene Zug diyorum. Ist sehr modern, çok modern. Demek ki varan tren çok modern derken demek ki ne diyecekmişim? Der angekommene Zug ist sehr modern. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar das Kind hat ein Bild gemalt. Az önce de görmüştük. Das Kind çocuk demekti. Das Bild resim demekti. Malen boyama yapmak demek. Perfect zamanda ne oluyor bu arkadaşlar? Hat gemalt. Demek ki hat gemalt malenin perfect hali olmuş oluyor. Şimdi ben diyeceğim ki boyanmış olan resim. Ne diyeceğim? Çok kolay. Ne diyeceğim arkadaşlar? Das gemalte Bild, boyanmış olan resim. Sieht schön aus. Bakın burada arkadaşlar, parantez içerisinde aussehen, aussehen ayrılabilir fiil arkadaşlar. Gözükmek demek arkadaşlar. Bu aynı zamanda düzensiz bir fiil. Sehen'i zaten biliyoruz. Daha önceden çekimlemiştik. Sieht şeklinde, sieht aus şeklinde çekimleniyor. Niye? Çünkü tek bir şeyden bahsettiğim için. Schön de neydi? Güzel. Buraya baktığımızda demek ki das gemalte Bild, boyanmış olan resim çok güzel gözüküyor deriz ya. Güzel Türkçemizde güzel deriz kısaca değil mi? Ancak Almanca'da güzel gözüküyor. Tabii bunu da belki kullanıyor olabiliriz değil mi? Das gemalte Bild sieht schön aus demiş oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar die Frau hat ein Ei gekocht. Kochen neydi arkadaşlar? Pişirmek demekti. Die Frau, kadın, das Ei, yumurta demek arkadaşlar. Demek ki kochen, geçmiş zamanda, perfect zamanda, hat gekocht, yani pişirdi anlamına gelmiş oluyor. Kadın bir yumurta pişirdi derken demek ki die Frau hat ein Ei gekocht. Şimdi diyeceğim ki arkadaşlar, pişmiş yumurta. Ne olacak arkadaşlar? Gene aynı şekilde perfekti kullanıyor olacağım. Yani buradaki gekocht'un sonuna ne getireceğim? Tabii ki e'yi getireceğim. Dolayısıyla pişmiş yumurta diyecek olursam ne olmuş olacak arkadaşlar? Das gekochte Ei demiş olacağım. Demek ki pişmiş yumurta neymiş arkadaşlar? Das gekochte Ei schmeckt gut. Schmecken lezzetinde olmak. Tadında olmak anlamına geliyor arkadaşlar. Good, evet lezzetli demiş oluyoruz güzel Türkçemizde. Dolayısıyla pişmiş yumurta
lezzetli, iyi lezzette, lezzetli anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla das gekochte Ei schmeckt gut demiş oluyoruz. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, der Arzt hat das Bein operiert. Der Arzt, az önce de görmüştük, doktor demekti. Das Bein, bacak demek arkadaşlar. Operieren, ameliyat etmek demek arkadaşlar. Operieren demek ki ameliyat etmek demekmiş. Bunun geçmiş hali, perfekt hali hat operiert şeklinde karşımıza çıkmış oluyor. Dolayısıyla doktor bacağı ameliyat etti derken der Arzt hat das Bein operiert. Demek ki mastar hali neymiş? Operieren demekmiş. Şimdi ben ameliyat olmuş olan bacağı, o uzvu kastettiğimde arkadaşlar ne yapacağım? Das operierte diyeceğim. Ameliyat olmuş olan bacak derken demek ki das operierte Bein olmuş oluyor. Ist wieder geheilt. Bakın burada da arkadaşlar gene bundan sonrası gene bir perfekt durum söz konusu. Heilen arkadaşlar iyileşmek demek. Demek ki iyileşmek heilen demekmiş. Ist geheilt, iyileşti denildiğinde ist geheilt. Wieder iyileşti. Güzel Türkçemizde öyle demeyiz belki ancak Almanca'da tekrar iyileşti deniliyor. Dolayısıyla das operierte Bein ist wieder geheilt denmiş oluyor. Demek ki buraya baktığımızda arkadaşlar ameliyat olmuş olan bacak diyecek olursam ne oluyormuş arkadaşlar? Sonuna sadece e gelmiş oluyor. Dolayısıyla das operierte Bein demiş oluyorum. Bu cümleyi toparladığımızda demek ki das operierte Bein ist wieder geheilt demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Der Zug ist angekommen. Der Zug ist angekommen. Der angekommene Zug ist sehr modern. Der angekommene Zug ist sehr modern. Das Kind hat ein Bild gemalt. Das Kind hat ein Bild gemalt. Das gemalte Bild sieht schön aus. Das gemalte Bild sieht schön aus. Die Frau hat ein Ei gekocht. Die Frau hat ein Ei gekocht. Das gekochte Ei schmeckt gut. Das gekochte Ei schmeckt gut. Der Arzt hat das Bein operiert. Der Arzt hat das Bein operiert. Das operierte Bein ist wieder geheilt. Das operierte Bein ist wieder geheilt. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde adjektif and noun konusunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.